yerdir orada. Sen yeni bir devlet kurulması sürecinde NATO'da benim müttefikim olduğu halde nasıl böyle bir şey yaparsın diye ona hesap sormamız lazım Ayşenur Hanım. Sorabiliyorsa, gücümüz varsa. Eskiden soruyorduk. Bu memlekette Demirel'de, Ecevit'te ne yaptı? Ambargo uyguladığında Amerika'ya karşı haysiyetli bir politika uygulayabildiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Mesele odur. Şimdi bakın, hakikaten hafıza bazen insanı yanıltabiliyor. Konuştuk. Ben birdenbire işte 2002 demişim 2003 yerine. Ama beni dediğim gibi uyarıyorlar. Ben çıkıyorum, ay pardon diyorum. Fakat öyle şeyler var ki, mesela Erdoğan bunları hakikaten hafıza mı sürçüyor? Arada böyle bir unutkanlık mı geliyor? Nedir? Bilemiyorsunuz. Mesela Ankara'da Esenboğa havalimanını biz yaptık diyebilmek için hafızın falan sürçmesi söz konusu olamaz. 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 Ne demişti? Ah demişti, ben demişti, o tek parti döneminin okullarında okuduğum bir sınıfta 80-90 kişi okurduk demişti. Tek parti dönemi 50'de bitti mi? Bitti. Erdoğan 54 doğumlu mu? 54 doğumlu. Nasıl yani? Bunda mesela zihin sürçebilir mi? Hayır. Fakat böyle söyleye 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 paralel evren, yani neredeyse bu bilim kurgu filmlerindeki gibi bir paralel evren yaratıyorlar. Orada bambaşka bir gerçeklik var ediyorlar kendilerine göre. Çünkü düşünsenize 7/24 televizyonları, gazeteleri, radyoları, her türlü propaganda araçlarıyla. Sonunda ne oluyor? Bir sokak röportajı yapan meslektaşım bir hanımefendiyi Erdoğan'ın 2006'dan önce başbakan olduğuna yemin etse bile inandıramıyor neredeyse. Buyurunuz. Hastanede kaldım ama. Ne zaman? Çocuğumu doğurduğum zaman. Kaç yılında? Çıkarmadılar 2006'da. 2006'da bu hükümet vardı ama. Yok. Bu hükümet yoktu. Bu hükümetten önce. Kurban olayım. Vallahi bu hükümet vardı. Yok yok. Ondan sonra Tayyip geldi. Bak Tayyip geldikten 2006'da sonra. 2006'da bu hükümet bak, vardı. Beni. AK Parti vardı. Tamam. 2006 diyorum ben sana. Tamam. 2006 AK Parti vardı. 2006 neden yoktu. Çocuğunuz kaldı hastanede? Çıkarmadılar. Çıkarmadılar. Param yoktu. Çıkaramadım. Kaçırdım çocuğumu. Sonra gittim senet yaptım. Senedi de sonra Tayyip Baş'a geldi. Hepsini sildirdi. Ama Tayyip Baş dedi 2006'da. Ama yoktu olsa o dönem 2002'de yoktu. Geldi ablam. Abi 2002'de yoktu. Geldi. 2006 var ama Tayyip Erdoğan değil ki. Tayyip Erdoğan aslında bize 10 numara yaptı. Evet. İnanmıyor. Yok canım diyor. Ne münasebet diyor. Onu görüyor diyor. Peki bu gerçekten algı operasyonu, bu propaganda sizce seçimde, bu seçimlerde mesela işe yarayacak mı AKP açısından? Ne diyorsunuz? Her dönem bu tür şeyler yarar. Şimdi Göbels'i iyi bilmek lazım. Ama Adolf Hitler'i kendi başına gelmiş gibi görmemek lazım. Thule cemiyetidir Adolf Hitler'i alıp çıkartan. Ama yani bütün bir başka cemiyettir. Aldılar, hı, buldular. Bütün sanayicisiyle, halkın oylarıyla bir noktaya kadar geldi. Sonuç ortada. Şimdi algı operasyonları yapıyor musun? Yapıyorsun. Bir süre işe yaradı mı? Yaradı. Ama ilk başlarda da belli bir rahatlık vardı, demin söylediğim ekonomi itibariyle. Bugün hiç görmediğim kadar, Demirel'in bir sözü var hep, sandık bir görülsün der. Bugüne kadar hiç görmediğim kadar insanlarda seçime motive olmuş bir hal var. Ben siyaset sosyolojisi filan, işte bu anketler filan 80'lerde okutmaya başladık. Hepsine saygı duyuyorum. Çok başarılılar ama son 3-5 gün öyle bir şey olacak ki füze fırlaması gibi alıp götürecek. Çünkü demin söylediğim mesele, hani dönüp dolaşıp soğan diyeceğim, domates diyeceğim. Kaç tane pazar dolaşıyoruz? Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kendim gibi değişik illerdeki arkadaşlarımı, 40-50 ilden insanlarla her gün arıyorlar, konuşuyoruz. Profesöründen öğrencisine kadar herkes ne olacak diye. Ben hiç böyle şey görmedim hayatımda. Profesör dahi. Kaç tane profesör, inanın. Belki akşam bir İstanbul'dan... Mesela
hukuk profesörleri, dekanları bu Erdoğan üçüncü kez adaylığında hepsi ağzını açmadı. Hayır, biz sürekli herkes her yerde söyledi. Ama herkes bir şey de biliyor. Mesela hukuk fakültesi dekanı. Ha, üniversiteler şimdi bakın üniversite sayısını arttırdık. Niye akademik elitler, seçkinler çoğalsın ki bu iktidarın akademik elitleri olsun, üniversiteleri olsun. Kalite falan kalmadı. Türkiye'de üniversite falan %80'i bugün kaliteli liselerden daha alt seviyede eğitim veriyor. Bir de şimdi kapattık ettik, tamamen artık üstüne şey yaptık. Konuşan konuşuyor ama herkeste şöyle bir şey var. Ya biz ne yapsak? Bu şimdi Anayasa Mahkemesi'ne de üyeleri bu seçmiyor mu? Yargıtay'a da bu seçmiyor mu? Yüksek Seçim Kurulu'na da bu seçmedi mi? Peki, bu mutlaka garanti almıştır. Zaten bu kendi adamları olduğu için biz istediğimiz kadar 101 anayasaya aykırı diyelim filan bu kararı verecekler diyor. Haksız mı çıkıyorlar? Hayır. Herkes şimdi bu savaş dediğim savaşın adı siyaset savaşının bir tarafta demokratik rejim var. Onun taraftarları var. Bir tarafta artık totalitere iyice yol almış bir rejim arasında bir siyaset savaşı var. Bu taraftakilerin tek bir silahı var, oy. O oyla altılı partiden oluşan Millet İttifakı'nı getirebiliriz inancını taşıyor. Çünkü geleceğine dair kendileri karar verebilecekler. Gençler diyecekler ki biz bir kişinin hakkımızda tensip buyuracağı şekilde bundan sonraki ömrümüzün 50-60-70 yılını yaşayamayız. O noktaya gelmiş. Totaliter rejim dediğimizde karakteristik özelliklerini sayarsak 5-6 tane herkes biliyor. Nerede ne varsa, hangi ilde, hangi vali, emniyet müdürü, şube müdürü, daire müdürü düşünebiliyor musunuz? Bakanların hiçbir ehemmiyeti yok. Bakanlık yapmış insanlar şimdi illerde milletvekili adı öyle tensip buyurduğu için dönüyor dolaşıyor tek bir kişi. O tek bir kişi de sadece kendisini seçtiği 3-5 danışman. Adalet Bakanısınız. Diyelim ki İstanbul'a Adalet Sarayı yapmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı bütçe filan stratejik planlama başkanlığı uygun görmediği takdirde çevre yolundan takla atsanız Adalet Bakanı olarak bu sistem içinde bir şey yapamıyorsunuz. Mesele bu. Onun için rejim tercihi yapacak insanlar. Onun için soğan 8 lira meselesi almış başını gitmiş. Ya bir izleyiciden geldi. Soğan diyoruz ya. Hani günün kahramanı soğan. Şimdi AKP logosunu soğanlı yapmış. Şimdi menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışması bitti diyorlar. Soğansız olacak belli ki. Ama şimdi bir verelim. Logoda ampul yerine soğan. Şimdi bu hal, bakın soğan ya, soğan. Hani efendim somon balığından söz etmiyoruz. Füme etten, ejder meyveli bilmem neden, sumutiden falan söz etmiyoruz. Bildiğiniz soğandan söz ediyoruz. Öğrencilerin %70'inin gıdasına bir bakın. Hep patates, un filan diye açıklandı. Bunların hepsi rakamlar. Sağlıksız bir nesil yetişecek, doğru dürüst gıda alamazlarsa, bu nesillerle Türkiye'nin asıl beka sorunları öyle başlayacak. 65 yaş üstü inanılmaz bir nüfus kompozisyonumuz var Türkiye'de. Bir insan onca yıl yaşamışsa, çalışmışsa, elinden geldiğince çoluğunu çocuğunu evlendirmiş, torun torba sahibi olmuşsa, son Allah ne verdiyse yılların huzur içinde yaşamak arzusundan başka ne olabilir? Ne olabilir? O gitti elinden şimdi insanların. Bir toruna
harçlık veremeyen insanlarla konuştum geldim diyorum Ayşenur Hanım. Size son bir soru. Şimdi bakın her şey bu kadar açık ortadayken insanlar kuru fasulyenin yanına şöyle bir soğan, bir baş soğan kıramayacaksa, işte torununa bayram harçlığı veremeyecekse, bütün bunlar gerçekten konuşması çok acı şeylerdi. Nasıl işte hastaneler ki şimdi